Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sanat müziğine ait olan bir müzik aletini tanıtacağım. İsmi ud. Çalanlara ise udi denir arkadaşlar. Ud sanat müziğine ait bir müzik aletidir ve 11 tellidir arkadaşlar. İkişerli olmakta telleri. Her teli ikişerlidir. Son bir teli dem telidir arkadaşlar. Ağaç olarak çok farklı bir tasarıma sahiptir. Bütün aksamları ahşaptır. Çok el işçiliği isteyen bir enstrümandır. Arka ağaç gördüğünüz arkadaşlar maun ağacı, gül ağacı, farklı çeşitlerdeki ses ağaçlarından oluşabilir. Klavye dediğimiz yerde, siyah gördüğünüz yerde abanoz ağacı dediğimiz sert bir ağaç kullanılmaktadır. Ön kapak olarak ladin ağacı kullanılır. Bu ağaç çizgi çizgidir. Bütün enstrümanların, bütün müzik aletlerinin ön kapaklarında ladin ağacı kullanılır. Ve sap olarak da yine abanoz veya gül ağacı tercih edilir. Burgular da yine gül ağacı veya abanoz. Bunlar çok sert ağaçlar olduğu için aşınması biraz zor oluyor arkadaşlar. Ud böyle bir müzik aleti. Çok sesli bir müzik aletidir. Arap kültüründe de olan bir müzik aletidir. Bizim klasik Türk müziğinde de yine çokça kullanılmaktadır. Tasavvuf müziğinde kullanılmaktadır. Ben icra edeyim naçizane kendimce. Sizler de dinleyin bakalım. Sesleri genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Çaldığım makam Hicaz makamıydı. Güzel bir eserdi. Dinleyin bakalım. Yine şarkı formunda veya saz eseri dediğimiz sadece sazlarla çalınan şarkılar da vardır. Örneğin bu eserlerin öncesinde taksim denilen açışlar bulunur. Sanatçıdan önce müzisyen, udi bir açış yapar arkadaşlar. Bu açıştan sonra şarkıya girer. Buna taksim denir. Thank you.
Evet, bu da Nihavend makamıydı. Yine sizlere arkadaşlar bir rast makamı, güzel, bütün dillerde olan bir klasik Türk sanat müziği okuyacağım. Dinleyin bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.